İyi akşamlar avcı dostlar. Cengiz Başkan'la gündem canlı yayınımız başlıyor. Konumuz Seter ve konuklarımız. Konuklarımızın herkesin tanıdığı, medyadan da olsa birazcık bu aralar ara vermişti ama rica etti kendisinden, herkes tanıdığı bir isim Ekrem Karadeniz. Ekrem Bey sağ olsun tecrübelerinden ve profesyonel, benim görüşüm tabii bu, herkesin de olduğuna inanıyorum. Profesyonel bir avcımız, hani sınırlara ulaşım var ya, işte onu yaşayanlardan bir tanesi. Ekrem Bey hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk Cengiz abi. Nasılsın? Buraya gelmek vallahi büyük mutluluk benim açımdan. Hele sen davet edince kesinlikle kıramadım yani. Sağ ol, çok teşekkür ediyorum. Bayağıdır bekliyorduk sizi ama tabii işlerin yoğunluğundan dolayı. Evet. Uzun zamandır böyle bir yoğun bir tempo geçtik iş hayatı olarak. Avcılığımıza mani değil ama hem biraz avcılığa da ara vermiş olduk bu arada. Biraz da işlerin güçlerin yoğunluğundan dolayı biraz diğer hayatımızdaki program işlerine de biraz ara verdik. Ama döner miyiz dönmez miyiz belli değil. Bakalım şimdilik sürpriz. İnşallah. Evet. Ve diğer konuğum herkesin bildiği ve tanıdığı olması olmazlardan Emin Esenkova. Sayın Esenkova. İyi akşamlar, merhaba Başkan. Sayın Ekrem Karadeniz'le ilk defa yan yana geldik. Birbirimizi isim olarak yıllardır tanıyorduk. Çok keyifli bir program olacağını tahmin ediyorum. Keyifli sohbetler yapacağız. Kendisiyle tartışacağız konuları. Evet. Bakalım nasıl geçecek? Ben de merak ediyorum. Ben çok iyi geçeceğine eminim. Zaten şu anda arkadaşlar şunu diyeyim. Ekrem'in çok iyi bildiğim bir tarafı var. Bazen medyada seyrettim, çok hoşuma giden şeyler. Tam profesyonel zaten kendi de ama benim dikkatimi çekenler. Zaten Emin Bey'le bu konuları hep işliyoruz zaten. Yani avcılıkta seterin haricinde bunlar da biraz da olsun ucundan dokundurmayı düşünüyoruz. Çünkü zaten Emin demeden de olmaz zaten. Bu illa sokacak o lafı ortaya. Şunu yani avcılar da profesyonel, bizler de dahi yani kendimiz de bunlara dikkat edelim. Bu ara hareketlerimiz av sahasında mesela böyle yanlış hareketler, tüfek tutuşundan durduğu hareketlerinden, köpeğe yaptığı komutlardan, yere vurmalardan, bunları da kendisinden dinleyeceğiz. Bu konuda da zaten bayağı bir başarılar ama bildiğim kadarıyla da Ekrem Bey seter, köpek kullanıyor, yanılıyor muyum yoksa? Evet, özellikle seterlerim var. Yani şöyle söyleyeyim, ilk köpeğim de seterdi. Araya birkaç tane pointer köpeğim oldu. Zaten hiçbir zaman öyle şu daha bir iyi bir ırktır, bu daha iyi bir ırktır diye hiçbir zaman öyle bir karşılaştırmam olmadı. Herkes kullandığı ırkı savunur, sever. Biz oralarda değiliz. Her iyi av köpeği mutlaka sahibine iyidir. Ama ben daha çok seterle alıştım. İlk köpeğim de öyleydi. Ondan sonra seterle devam ettik. Ayrıca o şeyi söyleyeyim. Profesyonellik tarafını evet. Çok ben profesyonel falan bir avcı oldum. Ya iddia etmem hiçbir zaman. Biliyorum. Ama o nedir biliyor musun Emin Bey? Unutma da şeyden dolayı, bu mütevaziliğinden dolayı yapıyor ama eğitimleri var medyada, ben biliyorum yani. Amatör ruhumu hiçbir zaman kaybetmek istemedim. Yani çünkü ne o kadar ruh kaybolduğu güzel. Zaman ava gidemez insan yani. Ben ama yaptığım işi her zaman doğru yapmaya çalışan bir adam olduğum için kurallarına, kaidelerine, her zaman yakışanını yapmaya çalıştığım için köpeğinden, tüfeğinden, o dediğiniz gibi şimdi bir de bu işin tüfek tutması, işte köpekle olan diyalog, pardon olmayacak tek şey av kazası. Çok önemli, evet. Neden? Şimdi tüfek tutacağız. Biz işte hem eski programlarımızda hem bazen avlanırken adam elindeki dolu tüfekle bir oraya dönme, bir buraya dönme. Yani zaten bir kere bence süperpoze gibi bir kırılabilen veya çifte bir tüfekse mutlaka av esnasında kırık olmalı. Avcı tüfeğinle kırık gezmeli. Şimdi bize diyorlar ki bizle ilk yeni avcı geliyor. Ya abi diyor, siz tüfekler kırık falan, hani nasıl olacak bu? Ya benim ayağımdan kalkan kuşla zaten işim yok ki. Benim köpeğim gidecek, bulacak. Ben ta köpeğim beni çağırdığı yere kadar, fermada olduğu yere kadar tüfeğim kırık vaziyette gideceğim. Ondan sonra herkes ava atış pozisyonuna geçtikten sonra tüfekler kapanacak ve emniyetler açılacak. Burada bile kural bitmiyor bence.
kuş kalktıktan ve bizim kurduğumuz avcı çemberinin dışına çıktıktan sonra. Biz içeriye tüfek atmıyoruz mesela. Atanlar da birinci de sarı kart, ikinci de kırmızı kart. Kesinlikle. Çünkü pardonu yok Cengiz evet, abi. Evet, çok. Yani Ekrem'di, Ekrem Karadeniz'di. Yani sonra kör Ekrem falan. Adımız şey çıkmasın olur diyorsun. Tabii yani abi yani hani bunun pardonu yok. Ha, onun içinde tabii kim insanlara böyle aksesuar işte yok böyle hani sosyetiklik falan gibi gelir ama değil sosyetiklik. Şu güvenlik gözlükleri mutlaka bence kullanılmalı. Ben onu hep ısrarla söylüyorum. Kullanılmalı. Ben de ısrar ederim her zaman. Çünkü bilhassa da çulluk avında çok oluyor. Özellikle yani mesela orman avlarında iyi bir koruma gözlüğünün ama iyi bir şeyden bahsediyorum. Tabii. Marka veremeyiz ama benim bildiğim birkaç böyle modeli falan olan 6 metreden 5 numara saçmanın kırmayacağı şekilde imal ediliyor bunlar. Yani sizi en azından 6 yüzünüz, metreden 5 numara saçma. 6 metreden çok 5 numaranın kırmayacağı. Bir marka özellikle var. Söylemiyoruz. Reklama girerdi. Yok zaten yabancı bir marka. Hani Türk bir markası da değil. Amerikan ordusunun kullandığı bir gözlük. Şarapnel parçasının gözlüğe saplanmış bir testi var. Mankene giydiriyorlar. İçeride o patlayıcı madde infilak ettiriyorlar. Ve şarapnel parçası gözlüğe saplanmış ve yani şöyle bir 2 santim falan çapında bir şarapnel parçası bu. Gözlükte saplı kalmış yani. Bu gözlükler sarı mı? Renkleri var. Değişebiliyor. Farklı renklerde kullanabiliyor. Evet. Bu aynı zamanda biliyorsunuz görüş mesafesini de daha aydınlık olarak gösteriyor. Doğru mudur? Tabii doğru. Evet. Doğru. Yani şimdi Ekrem Bey'in ilk konuşmasından şunu anladık. Bir avcı kuşa gelene kadar köpeğinin tespit ettiği kuşa gelene kadar tüfeğinin kırık olması gerekiyor. Ve tüm avcılara biz bunu tavsiye ediyoruz ve kati kural diyoruz. Biz öyle yapıyoruz. Şükürler olsun ki bugüne kadar da hiçbir av kazası yaşamadık. İnşallah yaşamayız da. Köpeğin fermada olduğu ve bizim atışı düşündüğümüz noktaya kadar eğer tüfeklerimiz kırılabiliyorsa süperpoze veya çifte kırık vaziyette geliyoruz. Herkes yerini aldıktan sonra tüfekler kapatılıyor ve emniyetler açılıyor. Eğer otomatiği varsa bir arkadaşın, herkesin 2-3 tüfeği olmayabilir. Tabii. Veyahut da tek avda kullanmak üzere otomatik tercih etmiş olabilir. O da mutlaka kaşığında yan olarak durur fişeği ve geldiği yerde yani 2 saniyedir. 2 saniyede o kuş kaçacaksa kaçsın. Bırak kalsın. Gitsin. Hiç sorun yok. Evet. Orada verirsiniz ağzını, açarsınız emniyetinizi ve kuşun kalktığı noktaya göre çemberin dışına çıktığı zaman. Biz böyle yapıyoruz. Çok da memnunum. Bak o çok önemli. Bakın bu çok. Bunu kimseden hiç duymadım. İlk sizden durum. Ama bu doğru bir karar. Emin Bey de bunu doğrular zaten. Yani herkesin doğrulayacağını zannediyorum. Çünkü bakın çemberin dışına çıkmak ne anlama geliyor? Bunu evet. Bilmeyen avcı o da var. O zaman şöyle sorar. Biraz ha. Anlatabilirim. Tabii bunu bir genişletelim. Ha. Çemberin dışı dediği nedir? Çemberin dışı dediğimiz yer neresi? Köpeğimiz fermayı durduk. İşte atıyorum bir yöne bakıyor. İlk gelen adam bizde öyle. Hemen köpeğin yani önünden kalkacağı için yüksek ihtimalle solunu alır. İkinci gelen adam köpeğin sağını alır. Bir kişi köpeğin arkasına geçer. Dolayısıyla bir saç ayağı oluşur 3 kişi isek. 4 kişi isek bir kare oluşur. Köpeğin önünde geçen olmaz mı? İşte onlar oluyor. İyi bir köpekse döndürür mü? Yani döndürdüğü söylenir ama ben ona çok inanmıyorum. Ben inanıyorum. Olabilir, doğrudur. Evet. Doğrudur. Köpek doğrudur. İyi bir sefer her zaman evet. için. Tabii bu 2-3 kişi de döndüremeyebilir ama tek avcıda muhakkak döndüren seterler, çok kaliteli seterler var. Hı-hı. Orada dikkat etmek gerekir. Çember derken başkan şeyi söylemek istiyor Ekrem Bey. Biraz daha açalım. Bu 3 kişinin içerisinin dışına yani havalandığı vakit onların vuruş mesafesini alamayacağı kısımdan bahsediyoruz. Aynen. Hı-hı. Üçgensek orada kaldım. Üçgensek bu saç ayağının içine Hı-hı. atış yok. Bu saç ayağının dışına çıktığı zaman. 4 kişi ise karenin
olduğumuz kare alanın dışına çıktığı zaman atışımız var. Bir ama tabii yine dikkat etmek gerekir. Tüfeklerde kullanılan tüfeklerde, mühimmat kötü tüfeklerdeki fişek. Hem fişek çok önemli hem de etek saçmaları çok önemli. Tabii, mesela dispersante denen saçma. Evet, ya inanılmaz doğru. Açıyor. Ya ben yine başka bir şey anlatayım. Hani koruma gözlüğünün neden gerekliliği. Evet. Tek kişiyim, çulluk avında, köpeğim. Tam benim baktığım yöne doğru fermada. Kuş kalktı köpeğin önünden. Attım, ah dedim, elime saçma geldi. Geri geldi. Geri geldi, ağacın içinden tabii, döndü. Tabii ağaçtan döndü. Peki elimin durduğu yer neresi? Gözümle 4-5 santim tetik. Yani gözüme de gelebilir. Onun için gözlük lazım. Evet. Diyoruz. Evet. Sekmeler. Sekmeler çok önemli. Şeyden de söküyor. Ağaçtan seken saçmayı bile görmüyor. Çok sert yapılı ağaçlardan sekip yön değiştiren bu saçma. Arada da her zaman gibi Bitlis'ten bir Zeydan diye bir arkadaşımız var. Hiç kaçırmaz. Hep kısa yaz diyorum. Allah'ta kısa yazıyor. Her zaman buradan Bitlis'e de selamlarımızı. İyi yayınlar Sayın Karadeniz'e, Sayın Esenkova'ya, tabii ki siz Cengiz Bey'e iyi çalışmalar diliyorum. Bilgilendirme konusunda gerçekten çok ihtiyaç duyduğumuz doğrudur. Avcı camiası olarak en büyük eksik eğitim. Biz köpek kullanmayanlar için Sayın Karadeniz düşüncelerini söylerse çok memnun olacağım. İyi geceler, sevgi ve saygılarımla. Özgür Zeydan Bitlis. Bitlis'e de buradan selamlarımı söyleyeyim. Yani köpek kullanmayan derken Ekrem Bey, yöresel olarak orada bazı yerlerde köpek kullanılmıyor. Onu söylüyor. Diyor kullanmamanın ki, bir sebebi var mıymış var acaba tabii. Özgür Bey? Özgür dolayı. Zeydan. Zeydan. Zeydan demiştik. Özgür Bey'e de selamlar bu arada. Bazı yörelerde köpek kullanılmıyor. Dinle alakalı olması lazım. Olabilir, olabilir. Ondan dolayı yanlış aktarmıyorsam onlarla ilgili ne yapmamız gerekiyor diye onu soruyor size. Kendisi bir Av TV kolik izleyicisi. Öyle mi? Evet. Hiç kaçırmaz. Hiç ne kaçırmaz. Zeydan kardeşimiz hiç kaçırmaz programları. Şimdi ben köpeksiz avcılık yapmadığım için cevap veremiyorum. Çok cevap veremem. Ama hani avda köpek kullanmak istiyorum. Nasıl bir şey tercih edeyim dese bir diye sorsaydı o zaman derdim ki bulunduğunuz bölgenin hakim sıcaklığına işte coğrafyasına, bitki örtüsüne göre köpekler bakın. Doğru. Bu setter olur, kurtsar olur, drahtar olur. Yöresine göre. Pointer olur tabii. Mesela gidip şimdi hani Antalya veyahut da hani böyle çok sıcak bir memlekette yazın av yaparken bir setter kullanmak geberdi. Köpeğe şey yani eziyet. O hemen bir soru soralım Ekrem Bey'e. Evet. Antalya bölgesinde ama çok seterci var. Çok var. Ama işte onu da ben anlatayım sonra o zaman. Ama bu seterciler ne yapıyor? Evet. Çok tüylü olduğu için kuaföre gidiyor ve tıraş oluyorlar. Evet. Komple mi? Komple tabii. Ben, işte ben ona karşıyım mesela. Köpeğin ben kimyasının bozulduğuna inanıyorum. Yani o hayvan gerçekten tüylü yaratılmış bir hayvan. Tamamen tıraş işine karşıyım ve birkaç kişiden de şey aldık yani. Hani böyle görüş bildirdiler. Veyahut da ona bağladılar sebebini. Tamamen tıraş yaptırdıktan sonra cildi çok savunmasız kalıyor seter köpeği. Bütün köpeklerine, tıraş edilen bütün köpeklerine. Evet. Daha çok böyle işte sulu yaralar, böyle hani daha açık şeyler falan gibi duyduk. Ama ben bilimsel bir yere bağlayamam. Yani demek ki Akdeniz bölgesi için tüysüz köpekleri tercih etmek daha faydalı diyorsun. Yöreye göre tercih ederim ama mesela şimdi bıldırcın sezonu dediğimiz o da olursa senelerdir bıldırcın avı bile yapamıyoruz doğru dürüst ya. Bir ay, bir buçuk aylık bir süre sadece o süre için pointer almam gibi geliyor bana. Setter'i niye alırım? Çünkü o bölgede daha çok 4 ay, 3,5 ay gibi bir keklik sezonu var. Ve keklik daha köpeğin ihtiyacının olduğu bir av diye olarak düşünüyorum. Ben olsam yine orada... Kurtsar da olabilir, iyi bir kurtsar da olabilir. Kurtsarlar da güçlü hayvanlardır ve yarım tüy avantajı kullanılabilir. Çünkü hem sıcak hem daha serin havalarda kullanılabilir. Kurtsardır, ahtar gibi ırklar. Ama hani ben setter savunuculuğu hiçbir zaman yapmadım. Herkesin kendi şeyidir ama Doğu Anadolu'larda, Güneydoğu Anadolu'da, Antalya'da çok setter olduğunu biliyorum. Ve bu bir de yanlış bir şey var. İlla ki İşte bizim oralar çok sıcak veya bizim oralar çok sarp. İşte
Biz güçlü köpek istiyoruz. Seter'in güçsüz bir köpek olduğunu düşünüyorlar. Halbuki alakası yok. Bu tamamen %70, %80 kan işi. Yani köpeği nereden aldığınız, kimden aldığınız, avcı olup olmadığına emin, avcı olduğuna emin olduğunuz bir yerden mi aldınız? Çünkü bir de bu işin acayip bir ticari boyutu var. Gerçekten öyle. Yani iş böyle çok... Secereli falan mı o anlamda mı? Yok, secere başka tarafı. Onlarla alakalı, satışlarla alakalı. Satışıyla alakalı. Yani şimdi bizim seterlerde özellikle birkaç ülke var. Bu işi tamamen bir pazar haline dönüştürmüşler. Birincisi neresi onu da söyleyeyim. Birincisi İtalya. İtalya. Halbuki ikinci, İtalyanların aslında seterle hiçbir alakası yok. Esasında öyle. Ama ırkı öyle bir avlandırmışlar ki av kanı yüksek köpekler şu anda İtalya'da. Bizim bir gelinimiz var İngiliz. Dedim ki işte bana dedi ki ne köpekler besliyorsun? Dedim işte İngiliz seteri. O zaman niye İtalya'dan aldın dedi. Kız anlayamıyor yani hani İngiliz seterini niye İtalya'dan alıyorsun? Ama İngilizler artık o kadar avlanmaz hale gelmişler ki kendi İngiliz seterleriyle. Köpeklerin av genleri biraz gerilemiş durumda. İtalyanlar daha çok avlanıyorlar seterlerle ve daha çok yarışmalarımız var. Seter kulübün, yani Seter İnternasyonel'in, Pointer İnternasyonel'ini İngiliz ırkları olarak. Bu yarışmalarda o kadar pratiklerine devam ediyorlar ki. Güzellik yarışması mı yoksa filtral-mera yarışma? Filtral-mera yarışmalarında. Ben hani güzellik benim için her zaman ikinci planda oldu. Ama tabii bizim federasyonumuzun da bağlı olduğu FCI'ın bazı kuralları var. Sadece mera şampiyon olması yetmiyor. Irk standartlarının da mutlaka iyi not alması gerekiyor Türkiye'de. Üretilebilir olması için. Ama bu filtrelerin zaten düzenlenme amacı köpeklerin avlanabilme kabiliyetlerini en yüksek seviyede tutmak. Yani İngilizlerin yaptığı gibi köpekleri çok boş bırakmak değil. En son galiba sen bir yerde avlanıyordun herhalde. İngiltere'den bir yere gitmiştin ama doktorla beraber. Romanya'ya, Sülün'le Çil'e gitmiştik biz. Öyle doktor mi? Hakan, yok ya, kaz avındaydın galiba. Ha, İzlanda'ya kaza gittik. İzlanda'ya yaşa, kaza yaşa. Bir cennetti. Valla seyrettim yani İzlanda'da. Rakamsal şeyleri söylemeyeyim. Hiçbir zaman öyle rakamcı bir adam olmadım ama... Şey oldum ya, tamam artık. İzlanda'da yeter, nerede avlandınız? Yeter dedim. İzlanda'da bölge, şimdi tam ismini unuttum ama okyanus kıyısı bir kasabası. İki bölgede avlandık. İzlanda'nın başkentinden böyle 1,5 saatlik bir mesafeydi. Ne avı yaptınız? Kazavı. Kazavı, bozkaz. Özellikle İzlanda. Yavru çıkarttığı, büyüttüğü ana vatanı. Biz ana vatanını ziyarete gittik ve orada bir tarım zararlısı geçiyor. Bozkaz. Kanada'daki gibi. Ödül veriyorlar Kanada'da. Evet, yani ödül vermiyorlar ama orada tamamen bir tarım zararlısı olarak geçiyor. Tabii ve çünkü milyonlarca. Limit yok. Oradaki rehber çocuk hatta dedi ki, yani yıl geliyor dedi, biz kazlar yüzünden ekmek yiyemiyoruz. Yesek de çok pahalı yiyoruz. Neden? Bütün ekinleri yiyor dedi. Zaten zor bir ülkede yaşıyoruz dedi. Ekin çok kısıtlı bir zamanda oluyor ve o zamanda kazların artık büyüyüp gelişmeye başladığı dönemler ve bitiriyorlar diyor. Konu daldan dala açılmışken o kazavını nasıl yaptınız? İzleyicilerimiz de dinlesin, ben de dinleyeyim. Kazavının yapılma şekli mi, gidiş şekli mi? Yok. Nasıl yapılış, avlandınız? Yapılış nasıl şekli. Avlandınız? Şimdi ilk önce oradaki rehber... Kazın çünkü istediği, devamlı beslendiği yerler var. Yani daha çok konak yerleri var. Oralar tespit ediliyor. Siz gelmeden evvel bu tespitler rehber tarafından yapılıyor. Ondan sonra avlanılacak bölgeye gidip mührelerini yapıyor. Gizleme ağlarını koyuyor. İşte çukurları kazılıyor. Siz böyle bir gizleme ağın arkasında bekliyorsunuz. Teyip kesinlikle yasak. 4 numaranın
alt üstünde saçma kullanamıyorsunuz. Çünkü ya hayvan yaralı gitmesin diye. Yani vurduğunuz zaman düşsün diye. 4 numara saçma kullanıyorsunuz. Ve galiba Magnum'un ya, bir şeyine kadar serbest. Ondan sonrası yasaktı. Ülkede satılmıyormuş zaten. Şimdi orada çukur yapıyorsunuz değil mi? Güme. Çukur yani yer gümesi yapıyorsunuz. Evet. Ve ağ kullanıyorsunuz. Ağ üstte mi? Ağ tam önümüzde. Ağın arkasından kazların gelişini görüyoruz. Rehberimiz işte kazları düdükle çağırıyor. Kazlar zaten beslenmeye alışık oldukları yerlere. Yani geliyorlar. Paraşüt gibi geliyorlar. Ondan sonra o kapak ön tarafa yatıyor. Rehber hedefe geldiği zaman yatıyor o anda. Rehber zaten kapağı açıp şat diyor, atış diyor. Peki orada şey oluyor mu? Kazda geldiği zaman otomatik mi kullanıyorsunuz yoksa çifte süper? Otomatik kullanıyoruz. Üç tane. Ben bunu diyorum bazen burada. Yok ya diyorlar, açık diyorlar. Öyle bir şey yok ya. Bütün de hiç görmedim. Yani hatta şey, bildiğim kadarıyla İzlanda'da öte tüfek satımı yasak yani. Değil mi? Otomatik de alsanız 2+1 alabiliyorsunuz orada tüfeği. Hmm. Yani orada 5+1, 8+1, bizim gibi 13+1, 18+1 öyle gitmiyor artıbirlerle. Bu arada bir izleyicimiz mesaj atmış. Televizyonda diye ayarlayamadım bir türlü. Kerim Bey, internetten buldum, seyrediyorum. İyi yayınlar diyor. Kerim Bey'e de selamlarımızı iletiyoruz. Bir başka bir zamanda ayarlarsınız, HD olursa ayarlarsınız. Lütfen dekoterinizi kontrol edin diye düşünüyorum. Ve Zeydan bir şey daha yazmış burada. Sayın Karadeniz, biz Şafi olduğumuzdan dolayı köpek bize haram. Yani ne çizisi şey olduğu için kullanmıyoruz. Onu çok teşekkürler. Açmak istemedim. Onun için valla o da onun bileceği bir şey diye demiş. Şafiler ben, herhalde öyle mi? Şafiler de evet. Köpekten abdestleri kaçarlar. Öyle bir şey var ama ben soruyu anlayamadığım için onun yok, için sordum. Yok, o diyor yani köpek kullanmıyorlar ya, bunlar Şafi olduğu için diyor, biz köpek kullanmıyorlar. Namaz kıldıkları için mi emin? Hayır, köpeğe dokunmuyorlar yani abdest kaçıyor. Kaçıyor diye. Bizim, benim bildiğim öyle. Bizim, benim şahsen zaten bütün dinlere, mezheplere, her şeye sonuna kadar saygım sonsuz bir adam olarak din, dil, ırk ayırmadan avcılık konusunda şeyi anlayamamıştım ben, arkadaşın sorusunu. Ya şöyle dedi, Temin söylemişti. Hani köpek hakkında mı bilgi almak istedi? Ya işte onu burada tamam, diyor ki haram ve ne cins olduğu için kullanmıyoruz, teşekkürler. Evet. Onu da sizin vereceğiniz cevap değil zaten. Evet, o biz ilahiyatçı hocamızı çıkarırız, o cevap verir, yanlış yönlendirmiş. İzlanda'ya kimle gitmiştiniz? Doktor Hakan Kaşif Başkaya, can dostum, can abim, çok iyi bir av partneridir. Onunla beraber gittik. Biz Hakan abiyle çok avlara gittik. Romanya'ya Sülünçil avına gitmiştik. Kaç saat uçtunuz? İlk önce Danimarka, Kopenhag. Kopenhag'dan sonra İzlanda, Reykjavik. Başkenti. İşte şimdi aklıma geldi. Demin aklıma gelmedi. Avlandığımız yerde Reykjavik mi? Reykjavik. Öyle yani, onlar kendi dillerinde daha farklı da telaffuz ediyorlar. Benim yani, İngilizcem zaten o kadarına yetmiyor şey da. Şey gibi, şimdi Emin böyle takıntılı var. Hani ben derim yarım ya bazı köpeklerin isimlerini. Evet, hemen illa tamamlayacak. Bir de bir Latince hastalığı var burada. Hemen konuştum diyorum, Türkçesini söyle. Evet. Ya bilmiyor ki herkese, ama tabii dediği doğru ki ne yapalım. Ama ben Türk gibi telaffuz ediyorum. Herkes anlamıştır. Reykjavik. Hayır ama önemli yani. Mesela İzlanda'ya kadar gitmek. Türk avcısı oraya çok az kişi de az kişiyle gitmek. Ben istemiştim gitmek, gidemedim. Evet, gidemedim. Hayret bir şey yani. Ben gidemedim, yok. Evet, İzlanda kazavına ilk biz gittik. O zaman hatta ilk gelen Türk sizsiniz dedi. Bizden evvel bir Rus grup gelmişti. Öyle Ruslar mi? Gelmişti. Onlar da bayağı bir av yapmışlar. İkinci bizdik zaten. Hani bir de şey istedik ama adamlardan özellikle biz dedik öyle üçüncü haftaya, dördüncü haftaya falan bırakmayın. Biz dedim ya ilk ya ilk üç grubun içinde olalım, yoksa biz gelmeyiz dedik. Çünkü hayvan deyip geçmeyin yani. Dayak yediği yeri biliyor. Bam 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 tüfekler atıldıkça oraya gelmemeye başlıyor. Hemen başka yerler bulmaya başlıyor. Evet. Bu sefer bulunabilirliği azalıyor. Kaz çok akıllı bir hayvan. Çok kesinlikle. Çok zeki bir hayvan yani. Yani Emin abi akıllı dediği için söyleyeyim. İlk gün
yine rakamsal konuşayım, çok vurduk, çok tüfek atıldı. İkinci gün aynı sabah aynı yere gittik, 5 tane kaz zor vurduk. Gelmedi. Hemen dedik bu iş böyle olmuyor, zaten 3 gün av yaptık. Bir de onların göz çok kuvvetli. Evet, hemen dedik yer değiştirelim buradan. İkinci gün yine avımıza güzel devam ettik. Üçüncü gün yine güzel yaptık. Yani bir gün o kadar tüfek patladı, o kadar hayvan vuruldu. Ertesi gün hayvan oraya gelmedi. Hemen yer değiştirdi. Yer değiştiriyorsun. Yani gittiği yere, yani yemlendiği yeri değiştirdi. Şimdi seteri konuşuyorduk, kaza geçti. Yok vallahi... abi karışık biz diyoruz ya, yani seterle yani yaptı. Yok biliyorum, çok o kadar uzun konuları var ki. Yani avcılıkta o yaptığı eğitim gibi olan benim çok biraz dikkat ediyorum. Şimdi seter bir seter neresinde kalmıştık? Kaç tane seter var? Ben sende? Özellikle şunu söylemek istiyorum. Genç avcılardan veyahut da yeni köpek sahibi olmak isteyen insanlarda. Seter, pointer, o bu takıntım yok. Her ırkın gerçekten birey olarak iyi avcıları var. Evet. Vasat avcıları var. Ben hep iyisini bulmak için mücadele ettim. Ama bu mücadelemde de dediğimiz gibi işte İtalya, Yunanistan, oradan buradan çok köpekler aldım. Ama bir sürü böyle bir dosya secerem oldu. Ama arasında kaç tane av köpeğim oldu? 3 tane. Yani o kadar o paraları verdik diye aldık, yurt dışından getirdik. Kennel'da yani Türkçesi kafeste köpek avcı olmuyor. Şimdi orası var. Tabii. Şimdi ben de bir ara bir üretim işi yaptım. Köpek ürettim. Bedeli mukabilinde sattım. Ama ondan sonra anladım ki bu benim yapabileceğim bir iş değilmiş. Tabii. Çünkü bunun içinde her şeyi çok doğru anlatırsanız olmuyormuş diye düşündüm. Yani yalan mı söylemek gerekiyor? Ya pembe, sarı, yeşil artık yalanın türünü söylemiyorum ama bir şeyler oluyor içinde ki bana olmadı, bana göre değilmiş, onu anladım. Ekrem Bey, pardon sözünü kestim. İngiltere'den, İtalya'dan. İtalya'dan getirdim. Başka nereden getirdiniz? İtalya, Yunanistan. Sırbistan. Sırbistan. Evet. Neden hiç Rusya'yı denemediniz? Ya Rusya'yı denemedim. İşte hani... Kustan av konusunda çok çok ileride. Çok öyle olur biliyorum. Yani mesela İngiliz setlerde çok sahibi insanlar da var orada. Ama şimdi Rusların da gelip aldığı noktalar yine İtalya'dan başlıyor. Sonra Yunanistan, sonra Sırbistan. Hani ben en son Avrupa yarışmasına gittik. Bu geçtiğimiz Mart ayının ortalarında Avrupa'da Setter Kulüp International, Pointer Kulüp International. Yani bütün dünya orada. Avusturya, Almanya, İsviçre, Rusya, Romanya. Yani onlar yine oraya setleri bulmaya oraya geliyorlar. Görmeye oraya geliyorlar. Ve filmi İtalyanlar çeviriyor. Figüranlar farklı. Yunanistanlılar. Sırplar da aradan işte bir şeyler kazanıyorlar. Ha mesela Sırpların nasıl bir kazanımı var Cengiz abi? Çok ilginç tabii. Duydum onu ben. Herkes öyle Sırplar. Şimdi nasıl bir kazanımı var? Sırbistan'ın özellikle bir bölgesinde Niş kentinin etrafında Cengiz abi o kadar çok çil var ki ve çil bence av köpeği yetiştirmek için ideal bir av kuşu. Her arabayı hangi tarlaya soksanız bir sürü çil kalkıyor. Veyahut da biz Mart'ta gittiğimiz için artık eş tutma zamanlarıydı. Çift çift per per ayrılmıştı kuşlar. Her tarlada mutlaka 2-3 çift kuş var. Yani o kadar kuşun içinde köpek yetiştirememek diye bir şans yok zaten. Yok. Ve adamlar günlük bir kişiden geçen sene rakam, bu sene sormadım onu bilmiyorum. 80 euro para alıyorlardı. Ayrıca köpeği mesela çok böyle fazlaysa ona ek bir maliyet daha yükleyip sadece mera kullandırmaktan bu tabii av kuşlarından adamlar para kazanıyor da müthiş şekilde. Bütün İtalyanlar, Avrupa'nın diğer ülkelerinden insanlar gelip orada köpeklerini yetiştirmek için mera kirası ödüyorlar. Yaman hayatı çok zengin onu söylüyorsun. Çok zengin. Çok evet. Çok. Ben senelerce bunu bakanlıkla da görüştük, anlatmaya çalıştık. Ben federasyon anlamadılar.
Anlamadılar. İşlerine gelmedi. İşlerine gelmedi değil. Aynı dili konuşmadınız. Biz aynı dilli değil. Biz hissettiklerimizi konuştuk. Hissettiklerinizi onlarla konuştunuz ama ben şimdi sizin karşınızda ben avcı olmazsam siz bana ne kadar hissettirirseniz hissettirin. Ben sizi anlayamam ki. Oradaki adamlar da anlamıyor ki zaten. İşte ama anlamayan adamları oraya getirdikleri için bugün orada, yaban hayatı orada, bu durumda. Orada anlaştık. Şimdi biz kendimizi o kadar iyi ifade ettik ki hatta. Ben kendim yani küçücük bir projeden bahsedeyim. O işi de fazla uzatmayayım. Konu nereden nereye gidiyor. Şimdi mesela bilmem ne hatıra ormanı derler. Şu hatıra ormanı, bu hatıra ormanı. Dedim ki bize yer tahsis edin. Bütün masrafı ismin filan tabelada yazsın demedim oraya ben. Dedim ki bütün maddi ve manevi bütün sorumluluğu bana ait. Buraya çil üretip çil salalım, çil yerleştirelim ve insanlar burada köpeklerini yetiştirsinler. Ve bunu bir avcı kulübü yapabilir, bir federasyon yapabilir. Yani biz de sadece bir şahıs olarak söylemiyorum zaten. Ayrıca özellikle altını çiziyorum. Hiçbir ticari unsur yok içinde. Kendi adıma. Hemen konuyu bir antiparantez yapalım. Avcı, av kulüpleri yapabilir, federasyonlar yapabilir dediniz. Türkiye'de federasyonlar veya av kulüpleri nasıl görüyorsunuz? Ben yorum çok yapmayayım. Eski federasyon başkanı. Ulusal başkan mıyız Deniz? İyi bir avcı olarak. Bak iyi ve çok bilgili. Nasıl görüyorsunuz? Bir avcıyla konuşuyoruz. Evet. Hangi kulübe bağlısınız? Ben Gazi Osmanpaşa Avcılar. Aynı kulüpteyiz. Tamam. Kulübüne. Peki. Başkanımıza da çok selamlar. Kulübünüze yılda kaç Ahmet kere Koca gidiyorsunuz? Ya iki kere ya üç kere. Bak işte gördün mü? Oradan yakın. Kulübünüzün etkinlikleri var mı? Var. Var. Bir şey daha sorayım. Kulübünüz federasyona kayıtlı mı? Kayıtlı. Kurucu. Oraya bakıp kopyalar mı? Yok kayıtlı kayıtlı. Ya biliyor. Cengiz abi de biliyor diye söyledim. Aradan bir taslak da aldım kayıtlı dedi. Kayıtlı. Hemen bu arada şey abire soru geliyor. Biraz da soruları alalım. İyi yayınlar. İyi kan bir seter köpek. Sizce vasat avcı da av yapar mı? Yoksa kırma bir köpek çok iyi bir avcı da iyi av yapar mı? Avcının faktörü nedir? Sayın Karadeniz saygılarımla Mustafa Karaşen. Mustafa Karaşen. Buradan selamlar. Arkadaşın mı? Tabii tabii. Sormuş tabii sana cevapla tamam. Mustafa Karaşen. Ne tamam dediğini anladın demek. Şimdi beni sıkıştırmaya çalışıyor. Ekran başında yakaladık. Hadi alalım şimdi cevapları diyor. Görelim. Ben yüz yüzeyken daha güzel cevaplar verirdim ona. Anlaşıldı. Şimdi. Evet. İyi bir kan iyi bir kan köpek. Soruyu bir daha oku. Bir daha alalım. Tek tek. Tek tek. Bak diyor ki bir seter köpek sizce vasat bir avcıda av yapar mı? Heh. İlk şu. İyi bir seter. Hemen, şimdi i̇yi aldım. Bir seter evet. Vasat bir avcıda tamam. Av yapar. Av geni yüksek. Zaten içinde genlerinde avlanma isteği olan bir köpeğin vasat, usta, acemi avcı diye bir ayrımı yok. Yok var şöyle var. Hemen bir ilave yapalım. İyi bir seter köpek en vasat avcıyı bile avlandırttırır. Ha diyebiliriz tabii. Acemi adamı da avcı yapar. Acana, avcı acemi adam avcı zaten yapar ama acemi adam o iyi köpeği de bir saniyede de bozabilir. Bir hareketle de bozabilir. O bozacaktır zaten. Av yapmaz hale getirebilir. Yani perte çıkarabilir. bu neden öyle? İki kişinin de yani iki canlının birbirini anlayabilmesi gereken o kadar küçük nüanslar var ki işin içinde. Yani işte söylemek istediğim şu. Bir köpek aldık. Bu şampiyonun oğlu. Ah bak bu da seceresi. 5000 euro da para verdik. Hadi gideceğiz. Yok öyle bir şey. Öyle bir dünya yok. Ben bir arkadaşımıza Allah ziyade etsin. Çok çok da hali vakti yerindedir. Teknelerden inmez binmez. İşte yatlar katlar onlar bunlar. Şimdi sordum aldı benden bir tane köpek. Evet. Dedim gittin mi hava? Abi ben işte geçen hafta bowlingdeydim. Ondan sonraki hafta işte biz teknede misafirlerimiz vardı İtalya'da. Ondan sonraki hafta ben Kıbrıs'ta. Köpek ne zaman hava gitti? Gitmedi. Şimdi Ekrem Karadeniz'den köpek aldın diye. Yani iyi köpeğe aldın diye. Mustafa Bey'in sorusu avcı mı olacak? Yok öyle bir şey yok. Ama iyi gen bir köpek vasat bir avcıyla ortalama haftanın 3 günü ise av müsaade edilen en az 1 günü 2 günü giderse daha iyi 3 günü giderse çok daha iyi
Ava gitmeli. Sayın Karadeniz ne demek istiyor Mustafa Karaşan? Vasat avcı kimdir? Bilmiyorum, onun herhalde böyle bir şeyi var. Hani. Burada bir şeyler dürtmüş ama. Öyle bir soru işareti var ama sorunun devamını alsak. Şimdi onun tam tersini dedi. Tamam, yani. Evet, tamam. Şimdi diyor ki avcı da köpek çok iyi bir avcı da iyi av yapar mı? Yani köpeğin bu sefer kötü olduğunu söylüyor. Yani yetişmemiş bir avcı profesyonel. Tamam, kırma bir köpek demiş. He, kırma evet. Diyor. Bir köpek tamam. Diyor. Bu sefer sen de av yap. Tam şimdi tersi. Kırma köpek av yapmayacak diye bir şey yok. Bundan 20-25 yıl evveline kadar çok çok usta avcı abilerimiz dahil, ben dahil bir sürü işte pointer anneli, setter babalı falanlı bir sürü böyle karışık, hiçbir şeye benzemeyen fiziksel anlamda ama muhteşem, ama muhteşem av yapan o av bolluklarında köpeklerimiz oldu. Herkes hani o veyahut da o çok iyi kan köpekler zembille geldi. Onlar da Fransız setterler dendi. Bir sürü isim takıldı. Bak şuna çok benziyor. Müstellan galiba bu. Evet. İşte bu buna çok benziyor. Galiba kurtsa. Halbuki yok. Kahverengi bir işte atıyorum liver, şey. Liver seterle drahter karışmış. Uzun kulaklı bir şey çıkmış. O Kleine Müstellan olmuş. Evet. Bir de bir şeye benzetiriz ama. Hemen bir şey. Çok bizde meşhurdur. Benzetmek yani, meşhurdur. Anadolu'da şahini böyle karıştırıyor. Bir arabalar vardır ya öyle konu oluyor. Konu açılmışken hemen bir şey ilave edelim. Üç tane biz drahter programı yaptık. Hı hı. Bir tane kurtsar yaptık, bir tane breton yaptık. Şimdi seteri konuşuyoruz. Hemen konu açılmışken bugüne kadar konuşmadığımız bir şeyi soralım. Köpekler hangi soydan gelmektedir? Vallahi ben bilmiyordum. Yani evet. Bilmiyordum ama sizin sayenizde öğrendim. Şimdi ben çalışmadığım yerden sordunuz. Yok. Yok hiçbir çalışma falan yapıp gelmedim. Ben av köpeklerinin soyunun İspanyol pointerları denen fermalı av köpeklerine, yani fermalı av köpeklerinden bahsediyoruz. Fermalı av köpeklerinden geldiği kadarını biliyordum. Ama köpeklerin kurt soyundan geldiğini bilmiyordum. Bütün köpek ırkları öyleymiş. Evet. Hı-hı. Hemen siz öyle dediniz. Evet, ben öyle söyleyeyim. Hemen Latincesini söyleyelim. Kamuoyu da duysun, avcı kamuoyu da. Canis. Canis lupus familiaris. Türkçesi. Evet, Türkçesi yok, Latincesi bu. Zaten evet, devam edelim. Hemen sokacak oraya Latince. Evet. Hayırlı akşamlar Cengiz ve Emin, Ekrem kardeşime hepinize selamlar. Sizleri zevk ile seyrediyorum. Yeni av kanalınız hayırlı olsun. Hayırlı olsun demiş Süheyl abi. Evet, söyledi. Süheyl abiye de Fatih'ten buradan tanırsınız selamlar. Belki Süheyl Büyük Savaş. Daha tanıyorum. Evet, Süheyl abi. Evet. Evet, ikinci dokum. Cengiz Başkanım iyi akşamlar. Ekrem Bey ve Emin Bey'e saygılarımı sunuyorum. Ekrem Bey'e bir sorum olacak. Vay be, hep de sana hep soruyorlar. Tabii. Ekrem Bey'e soracaklar. Beni yakaladılar. Evet, sana yakaladılar senin burada. İstersen okumayayım, tehlikeli bir şey yok. Bak, hiç. O direkt giriyorum. Ben herkesin okuyorum, biliyor musun? Bazıları zaman tam ters bir şey söylüyor. Ben okurum onu. Ben her soruyu açıyorum. Evet, her soru. Ekrem Bey'e bilimin bir sorum olacak. Kendisi uçar avlarda program yapıyor. Güzel ama domuz avı neden yapmıyor? Gazi Osman Paşa Avcılar Kulübü'nden Olcay Kurşun. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Yani. Şimdi domuz avına gidiyorum. Evet. Ama ben diğer bir av kanalında, yani kendi ailem gibi hissettiğim av kanalında kuş avları çektim. Yaklaşık 4-5 yılda yayınlandı. Ama sadece kuş avı değildi. Bir iki domuz var içinde ama domuza zaten çok sık giden bir adam değilim yani. Kuş avlarını, yani büyük ava çok gittim. İşte karacaydı, geyikti, şamaydı, dağ keçisiydi. Ama kuş avı biraz daha son zamanlarda aksiyon ve sportif geldi. Daha mesela hızlı tempo yürüyüşlü. Daha böyle hani, çünkü dağ avında dağ avı çok zor bir kere. Yani burada dağ avını küçümsemek değil, insanlar ekranda seyrederken teke duruyor. Çünkü neresi seyrettiriliyor? Teke karşıda duruyor, 200 metre, 300 metre, 400 metre neyse bam yivli patlıyor ve hayvan düşüyor oraya. Ama iş oraya gelene kadar o avcı ne zahmetler çekiyor, avcı biliyor onu. Evet. İşte oraları da biraz esasında anlatmak lazım veyahut da oraları yaşamak lazım.
Ama size şeyi sordu, dedi ki domuz avlarını dedi. Oraya geleceğim. Evet. Domuz avına niye gitmiyorum? Domuz avı benim çulluk ve keklik avından sonra en fazla sevdiğim av, en heyecan aldığım av. Ama programlarda çok fazla yer vermedik, evet. Yani bir iki programım var ama... Ama domuz... zaten galiba bu arada programlara da ara verdin epey. Programa biraz ara verdim. İnşallah artık arkadaşlar bundan sonra şöyle bir şey diyeyim. İnşallah bundan sonra yani yeğenimiz dediğim, yani kendinden gurur duyduğum Ekrem kardeşimi inşallah yeni programlarda da göreceksiniz kendisini diyorum. Onun yanına ben karar veriyorum. Ben şimdilik onun sözünü vermeyeceğim ama. Ya o şey, ben söyleyeyim de. Şöyle biraz hani ben sebebini de açıklayayım. Ben biliyorum sebeplerini. Şeyler de bilsin yani sayın izleyiciler de bilsin. Geçen sene valide hanımı kaybettim. Bilim Allah rahmet eylesin. Sağ olun teşekkür ederim. Dostlar sağ olsun. O dönemden sonra biraz babam işleri güçleri biraz daha seyreltince üç dükkanında sorumluluğu benim üstümde olduğu için evet, ben çok yoğun tempoda artık çalışmaya başladım. Ava bile hırsız gibi gidiyorum geliyorum yani böyle. Hemen git avlan dön filan. Hani İlla hayatımda bizde, çok yer kaplamaya başladı. Onun için. Ama tabii yani benim hiçbir zaman bu kanal olsun, diğer av kanalı olsun hepsi benim dostum, ailem. Öyle hiçbir yere bir sırt dönme mevzum yok. Herkese dostum. Zaten Cengiz abi benim en sevdiğim canım kardeşimin dayısı. Evet. Zaten başka bir programa gitmezdim. Bunu bil yani. Gitmezdim ama buraya mutlaka ve Emin abimi de senelerdir duyuyoruz ismen birbirimizi ama samimiyeti böyle pozitif enerjisi beni çok evimde hissettirdi, sorun yok yani. Ek bir ilave yapalım ama. Ozel Bey sormuş ya neden o domuz avcısı i̇şte gitmediğim demek. Yok için. Domuz avcısı ya. Domuzun hemen Latincesini söyleyelim. O da atlanmasın. Sus crofa. Sus crofa. Evet. Yani bunu onu biliyordum. Yani biz de ben de öğrenmişim. Şey kurtum bilmiyordum Latincesini. Şey bir tane çulluğun Latincesi. Çok yanlış da yazılır. Skolapas rusticola. Rusticola. Aynen öyle. Evet. Ustalara selam olsun. Seter sevgisi Ekrem Karadeniz gibi ustaların sayesinde öğrendim. Özellikle John Doe'u çok seviyorum. Merak ettim. Hala Kennel'da mı? Kadıköy'den İlyas Özcan. İlyas Bey'e selamlar. Hala yaşıyor köpeğim. Sağ ama çok yaşlandı. 12 yaşında. Yani köpekten çünkü 9-10 yaşlarından sonra performansları tüm gün çıkartmaya yetmiyor. Köpeklerinizi evde mi beslersiniz, bahçede mi? köpek adetini duyunca öyle bir evim olamayacak. 12 tane var maşallah. Şu anda. Yavrularla beraber. Gerçi azalttım biraz, arkadaşlara verdik. Bir de ben demin de çok küçük bir şey söylemiştim. Bir ara ben bu işin üretimini yapmayı denedim. Zaten onunla ilgili bir soru geldi sana. Ha, olmadı. Niye olmadı? O apayrı bir upuzun bir hikaye. Türkiye'de çünkü bu şey çok böyle benim gibi idealist adamların elinde değildi. Peki. Rakiplik değil bu ama ben hani istediğim şeyleri yapamadığım için o kararı kendim aldım ve bu işi bıraktım. Köpeklerimi çok azalttım, dişilerimi de verdim, üretim işini de bitirdim. Şimdi kendime av köpeğim var sadece, alıyorum ava gidiyorum. Yüzlerce avcı izliyor, belki binlerce, on binlerce, belki de 100 bin izliyor şu anda. Eskiden 200 binin üzerinde izliyorlardı, şimdi kanallar değişince daha az izliyor. Zor bir soru soracağım. Söyleyin. Ama size özgü değil, tüm avcılara. Köpekle ilişkileriniz çok iyi değil mi? Çok seviyorum. İkili ilişkileriniz. Evet. Farklı bir soru soracağım. Belki yeri değil ama köpekte kaç dişi olur bilir misiniz? Bilmiyorum. Bu geçen de gittiği şey Anadolu Pars'ını işliyorduk. İhsan Yey kardeşimizle beraber içeride. Evet. Yani trofe yapan hem de tuttu ona neyi soru sordu. Kaldı İhsan böyle. Ben de bilmiyorum. Yok. Hiç öyle kalmam yani. Direkt bilmiyorum derim. Ama yani. Ne kadar şimdi, güzel bilmiyorum. Gitti ona dedi kulağında kaç tane. Köpeklerin dişini sayacaklar. Evet dedi ki ona kulağında kaç tane öyleydi. Kulağında kaç tane tüy var. Kaldı böyle. Peki, hiç kimse mi?
Neyindir? Şey, Anadolu Parsı'nın. Peki her Anadolu Parsı'nda aynı tüy mü varmış? 8 ise 8 mi varmış? Yani? Hayır. Tüyüyle değil, ben bıyıklarıyla. Ha pardon, bıyıklarıyla. Peki bıyık aynı mıymış mesela? Bıyık her zaman aynıdır. Ha, 8 ise 8 atıyorum. Bıyık yani. 11'dir. Ha. 11'dir. Hmm. Ama şeyler aynı, insanlardaki parmak izi gibi pigmentleri hepsinin farklıdır. Hmm. O Anadolu Parsı, yani Panthera pardus tulliana, Türkçedeki, yani Türkiye'deki Latince adı ama eş benzer olan Panthera pardus saxicolor, İran'da yaşayan eş benzer. Bunlardaki her leke hiçbir leoparda ya da Pars'ta aynı değildir. Farklı ama Pars'lara baktığınız vakit mesela çeşitli banka reklamları veya şey de oluyor. Bir Pars çıkıyor birden. Birisi siyah, birisi sarı, benekli olan. Yani bunun da nedeni iki kardeş doğabiliyor ama biri siyah. Biri sarı olabiliyor pigmentlerden dolayı. Halbuki o siyahın içerisinde de lekeler var, gözüküyor. Aynen. Evet, aynen. Lekeler var. Ben de bakmıştım. Lekeler var. Bu arada köpeklerin dişini hemen söyleyelim, bilsin bütün avcı kardeşlerimiz. 42 tane. Hepsinde mi aynı? Hepsinde. Tam yaş olarak. Benim bildiğim 42. Yetişkinlerde 42. Ha. Şimdi ben köpeğe diş işine niye giremedim? Benim için mesela köpek üretirken de sadece en önemli olan şey dişlerinin tamam olması ve çenenin undershot veya overshot olmamasıydı. Tabii yani demek. Önde veya overshot olmaması. Önde veya yani hemen alt çenenin, Türkçesini söyle. Yani alt çenenin önde olması bir kusur. Evet. Ön dişlerin alt çenenin üstüne kapanması lazım. Tabii ben hani çok fazla yorum yapmayayım. Burada KIF Federasyonu'nun hakemleri bu işleri çok çok daha iyi biliyorlar. Bunları da çıkarıyoruz. Şimdi KIF'ı söyleyince bir şey daha söyleyelim. Allah kahretsin, çıkar. KIF, yani Köpek Irkları Federasyonu. Çok zengin bir federasyon, onu biliyor muydunuz? Yani doğrudur. Ben mali olarak bilmiyorum. Peki, onu başka bir zaman işleyelim. İşleyelim, o kadar açık da vermeyelim onu. Ben mali tarafını bilmiyorum ama Köpek Irkları Federasyonu'nda emeği geçen o kadar değerli insanlar var ki. Şimdi... Bir çok, ara sen galiba bir tanesi Köpekler mi? Köpekler Federasyonu'nda İngiliz Irkları Komisyonu Başkanı'ydım. İşte yarışmalarla ilgili. Biliyorum, bir plaketim kuruluş, de var sizden. Yollamıştı. Evet, bir plaket. Kuruluş aşamasında hani biz o zaman daha ön plandaydık bu işlerle. O zaman ilgili. Yoktu onlarda. Sizden sonra mı çıktı? Yok, Köpekler Federasyonu vardı. Bizi bu setar ırkıyla çok ilgilendiğimiz için bizi daha ön planda tutmuştu. Çok özverili insanlar var. Geceyi gündüz demediler, bütün Türkiye'yi gezdiler, şey yaptılar. Çok haksız eleştirilere uğradılar. Buna rağmen yılmadılar. Ama iyi başardılar. Evet, evet. Şu anda FCA'ya da üye oldular. Evet, FCA'ya da üye oldular. Kendi birkaç ırkımızı siz de işlemişsiniz galiba evvelki programlarda. Onların da evet. tescilleri alınmış. Bence bunların hepsi başarı. Tabii ki. Tabii canım, başarı. Güzel bir başarı. Şey yok mudur? Eksikler yok mudur? Memleketin neresinde eksik yok da bir tek ırk federasyonunda, avcılık federasyonunda olmasın. Ama işte eksikler var. Bir kişi, bir kurum veyahut da topluluk gidip gerçekten iyi niyetleriyle bir şey yapmak istiyorlar. Bu sefer de sizin dediğiniz gibi önünüze bir sürü kural, kaide, devlet işi ağır işliyor, ağır işliyor. Sizin ne gücünüz kalmıyor, vazgeçiyorsunuz. Yani bizim mesela o Çil işi de öyle bitmişti. Ya böyle bir teklif ya, mi var? Zaten devlete diyoruz ki, teklif hani devlet devlet bizden zengin mi? Dedik ki bütün maddi manevi sorumluluğunu biz alıyoruz. Sadece yeri bize tahsis edin. İçine çili biz yetiştireceğiz. Çilileri biz salacağız. Onları doğaya biz adapte edeceğiz. Ya İngiliz çocuğu, yani cebimden harcayacağım para şu ki kandıramıyorum. Para falanına gelmiyor çocuk. Dedim ki ve onların şöyle bir birimi var. Yani İngilizcesi değil de Türkçesi söyleyelim. Daha önce hiç orada av yaşamamış hayvanları oraya adapte edebilmek. Bu kanatlılar için özellikle.
Çocukla ne kontaklar kurduk, yengemiz, o bir gelinimiz vasıtasıyla, İngiliz gelin vasıtasıyla. Çocuk kabul de etti. Tatiller dedik, size yapacağız, ayarlayacağız, organize edeceğiz filan, kandırdık. Ama buradan olur alamayınca dedik, sadece tatile gelebiliyormuşsun, kusura bakma dedik. O zaman ben işimi yapamadıktan sonra dedi, tatile gelmemin de bir anlamı yok dedi. Rezilliğin. Yani evet. Rezil olduk. Antalya'dan. Neyse. İyi akşamlar. Herkese Antalya'dan selamlar. Bir sorum olacak Ekrem Bey'e. Yavru köpek fiyatları neden bu kadar uçuk? Bu yüzden iyi kan olan av köpeği besleyemiyoruz. Fiyat çok abartılı. Nedeni nedir? Teşekkürler. İsmi yazmamış. Bu işi bıraktığına göre arkadaşım onu da bilmiyorum. Fiyat da yüksek mi? Ben vallahi, zaten onu da yani bir seter yavru ne zamanda satılıyor? Kaç aylıkken? Şimdi seter yavru derken işte doğar anneden sütünden kesilmesi yani bırakırsan emer de süt olduğu kadar 2 aylıkken seceresi çıkıyor. 2 aylıktan sonra ikinci batın teyit kontrolleri yapıldıktan sonra verilebiliyor. Ama işte arkadaşın da demek istedi. Şimdi 500 liraya da bir seter köpeği yavrusu var. 1000 liraya da var, 3000 liraya da var, 5000 liraya da var. Ben şunu tavsiye ediyorum arkadaşlara. Annesinin, babasının avcı olduğundan, ava gittiğinden emin olduğunuz köpekleri alın ki avlanabilme yüzdeniz fazlalaşsın. Şimdi o deminki İtalya, Yunanistan o bu örneğinde hayatları boyunca hiç avlanmamış. Sadece o yarışma, field trial formunu bilen, o kuralları bilen köpeklerin altından yavru almak. Tamam ben de öyle aldım, avcı yaptım. Olmaz demiyorum ama artık ben zaten bu işi bıraktığım için o kadar rahat konuşabilirim. Gitsinler avcıdan köpek alsınlar. Avcıdan. Avcı insandan köpek alsınlar. Cengiz Hocam iyi yayınlar. Biraz yayına geç kaldım. Misafirlerimiz köpek alım satımı ile ilgili ne düşünüyor? Sami Can'dan yeni konfederasyon adayımız Ankara'dan arıyor. Evet. Alım satımı ile ilgili. Genel köpek alım satımı mı yoksa av köpekleriyle? Herhalde. Yani şimdi genel köpek alım satımında işte bir sürü billboardlarda görüyoruz. Sahiplenin, almayın filan gibi. Ama tabii çok büyük bir sektör artık. Av köpekleri deyince de zaten 2 saattir bunu konuşuyoruz. Burası da çok büyük bir sektör oldu. Bence bir bedeli olmalı mı? Bir insan bu işten para kazanıyorsa olmalı. Yani bir insan yetiştiricilik yapıyor, köpek üretiyor. Yani kimse de kusura bakmasın yalnız, adam affedersiniz köpeğin pisliğini temizleyecek. Her gün altını temizleyecek. Onu yapacak, bunu yapacak. Sonra bedavaya verecek. Yani yavruya yem yedirecek, aşı parası verecek, secere parası verecek, federasyona para edecek, sonra bedavaya verecek. Niye? Niye lazım? Federasyona para verecek, federasyon zengin olsun diye. Bizim konfederasyonumuz var, 3 kuruşumuz yok. O bir ama. Federasyonun demin konuştum. Ama 500 köpek, milyarın üzerinde parası var şu ama, anda. Ya bunu, ben Köpek Hırtları Federasyonu savunucusu. Doğru. Ya tabii tabii herkes söyler. Bizde zaten ben konfederasyonumuzun olması gerekiyor. Bu ben, kadar avcı ben var. Ben ediyorum böyle. Zaten ben o günü de yani yayında dinince ben böyle birden afalladım. Emin deyince bana böyle böyle falan bu kadar para var. Dedim eğer bizim federasyonu konfederasyonda hep bunu iddia ediyorum ben. Eğer bu kadar para olsun kasada avcı olmayan bile aday çıkar diyorum. Değil birbirini vur. Olmadığı halde birbirini yiyorlar. Şimdi bir de böyle bir para olduğunu düşünsen evet. O söylenen yani. Evet. Bu arada da Hızır Bey iyi yayınlar diliyor. O kadar söyle. Hızır Bey'e de buradan selamlarımızı iletiyoruz. Ama çok bir yazmışsın. Ek yapalım. Hızır Bey'im. Tabii. Hızır Mahmutoğlu'na teşekkür ediyoruz bize. Devamı yazmış. Dur. Ha. Hemen okuyayım. Şimdi oku, atmış. Oku. Bursa-Trabzon maçındayım, trendeyim, yayını takip etmeye çalışıyorum. Tüm dostlara selamlar. Evet. Haftaya müthiş bir program olacak. Görüşmek üzere. Kendi bunu Emin Bey söylesin. Evet. Bunu üçüncü adayımız Senih Yazgan Hoca. Evet. Haftaya çok Hızır fena Mahmutoğlu bir... Hızır Mahmutoğlu'yla birlikte gelecek ve tüm avcılara duyuruyoruz.
çok önemli açıklamalarda bulunacak. Muhakkak izlemenizi tavsiye ediyorum. Aynı bizim şu anda sizi izledikleri gibi. İnşallah bir daha tekrar beraber yan yana olacağız başka programlarda. Evet. Başkan. Kendileri diyor müthiş bir program olacak diye yine de yayını demek dedi yazı trende gittiyse herhalde yazabildiği kadarı yazıyor. Evet. Haftaya çok önemli bir şeyler olacak diye düşünüyorum. Herkesin olması lazım zaten. Çünkü burada 3 tane rakip var şu anda görünenler. Adaylar daha doğrusu. İnşallah biz burada herkese kapımız açıktır. Adaylarımıza kimse kusura bakmasın. Herkes gelebilir. Bazı hani duyumlar alıyorum. Yok ben ondan gelirim. Bunlar eğer ben arkadaşlar bakın şimdi. Burada en eskilerden kalanlardan bir tanesi benim diye düşünüyorum. Herkes bunu da biliyor. Şimdi şudur burada. Eğer ben adaysam, eğer bir medyadan bize herkese davetimiz var bura açık dediysem tek başına da gelebilir burada. Yanında bir ikinci, üçüncü şahs almasına gerek yok ki. Alırsın projelerini, neler yaptın, neler vaat ediyorsun. Kongrede de teşhir edersin kendini. Yanlış mıyım Emin Bey? Doğru, doğru. Ondan sonra bakarız hangisi şey ise hakika mantığı hayata avcılar için gelecek nesile bir şeyler aktarabiliyorsan demek ki o sensin diye. Ama hiçbir şey yok. Aa, ben yazayım feste şudur. O medyada bu medyada demiyoruz biz. Bizim de öteki kardeş medyam orada da yaz. Ötekilerinde de söyle. İlla bizde olması önemli değil. Bizde herkese eşit Şarl Ekrem Bey. Evet. Kardeş herkes gelip burada ama şu anda çıkan 3 tane kardeşimiz şu anda burada açıklama. Bir tanesi zaten vazgeçti. 3 tanesi kalan. Bir tanesi de kalın bir türlü de gelmiyor. Biraz naza çekiyor. Buradan ona sesleneyim. Hiç sevmem ben feste yazmayı klavye avcısı derim. Çok meraklıdır. Sayın Ersin Başkanım gel buraya kardeşin yanına geldi. Öteki kanalda da çık ama bu açıklamanı yap. O gücü görsün millet senden. Ona buna gerek yok kardeşim. Ben senin yanında olurum her zaman. Gel açıklamanı yap ki millet bilsin ne olduğunu, aday olduğunu bilsin. Öyle yazmakla al Cengiz bunu oku başkan. Okurum ama bence nacizane fikrim gelip burada kendini ifade etmek daha iyi olacağını düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Ben de bu kadar. Ve Ekrem kardeşim bak saat ne çabuk geçiyor. Yok, 10 dakikamız var. Ekrem Bey. Seter çeşitlerini biraz açar mısınız? Seterin yani ülkemizde en çok kullanılanlar işte İngiliz seterleri. Bir ara İrlanda seterleri çok denendi ama pek randıman alınamadı. Ama son zamanlarda tekrar yurt dışında yarışmalarını seyrediyorum. Field trial'lerini. Daha böyle bir toparlanmış vaziyetteler. Avcılık köpekler, olarak. Doğru mudur? Biraz narinler, biraz evet. Narinler. Gordon seteri deneyen birkaç arkadaşım var. Onlar memnunlardı köpeklerinden. Bir tane hatta çok iyi bir arkadaşına. Bir de mesela Gordon seteri için hem çok iri, hantal, güçsüz filan köpek derler. Yozgat'ta bir bıldırcın avı yapmıştık. 34-35 derece sıcakta. O kocaman siyah köpek o bıldırcınları tık tık tek tek bulmuştu. Yani hayret etmişti. Pointer'ların atladığı kuşları o Gordon teker teker bulmuştu. Ama bu kokuyla alakalı tabii. Tabii o köpeğin koku alma hassasiyetiyle de alakalı ama hani ırkın içinde demek ki bunlar var. İşte ben programın başında ne dedim? Dükkanda, iş yerinde bu kadar secere var. 250-300 tane secere var. Kaç tane köpeğim var? Arkaya dönüp baktığımda 3 maksimum 5 tane. Evet. Öyle kolay çıkmıyor köpek. İşte çıkanlar da benim için efsane oldu. Yani benim hatıralarımdaki efsane. Kimseye efsane olarak lanse etmiyorum köpeği. Yani benim efsanem de onlar. Yani bir gün hatta Cengiz abi Gökçeada'da bak şöyle böyle bir keklikler uçtu bir aşağı. Bir yere döndüler. Bayağı da sarp bir yere uçtular. 4 tane 5 tane keklik. Yürüdük aşağı. Bir köpeğim diyeyim ismini söylemeyeyim. İndi çıktı. O sarp yerin içinde gitti onları böyle hani derler ya. İğne deliğinde bu. İğne deliğinin içine gitti o 3-4 kekliği buldu.
attım yani kalktı kuşlar, yaklaştık da kalktı, bir tane de vurdum. Ya şöyle bir şey diye bağırdım. Bir dedim Beril, iki Sena, üç Kerem, bunlar çocuklarımın ismi. Dördüncü de sensin be diye bağırdım. İçimden öyle bir şey geldi. Hani bunu anlattığım zaman, bak ya, o gördün. Hani olay... bunu anlattığım bir millet de diyor ki ya amma abartıyorsun. Ya yok, o anda içimden geldi. Çocuklarımın ismi bunlar. Beril dedim, Sena Allah dedim, Kerem dedim. Sonra da sensin be dedim. Gökçeada'nın öbür adı? İmroz muydu? İmroz. Yani bak biz bir tanesini bildim. Tamam. Peki nereye doğru avlandınız? Semadire'ye doğru mu avlandınız? Nasıl? Biz şimdi o en son bir Adalet Bakanlığı'nın bir tesisleri vardı. Evet. Onun hem üst tarafında avlandık, bir de neydi köy, o kitesurf falan yapıyorlar, bir bir köyü var. O köyün üstünde avlandık. Hatta İlhan Hoca'yı falan da görmüştük. Günde kaç keklik kaldırıyordunuz? Vallahi Gökçeada'da eskiden çok çok daha fazla keklik olduğunu söylüyorlar. Ben nedense Gökçeada'ya çok fazla gitmedim. Ha bu sene gittik. İkişer üçer keklik vurduk. Hı. Ama eskiden çok çok fazla olduğunu söylüyorlar. Kaç tavşan gördünüz? Çok gördüm. Aman o ben tavşanlar da biliyorum, çok var. Küçük. Bir de kotalı falan oldu şimdi orası. Büyük tavşanlar iri. Bir dakika. Nerede ben gördüm Cengiz tavşanla abi, küçük küçük. Gökçeada'nın tavşanı normal kara, bizim şey gibi, hani ana kara tavşanı gibi. Allah. Marmara Adası'ndakiler ufak. Ufak. Onu söylemek istiyor herhalde şey. Evet. Ha pardon, Marmara'daki. Marmara Adası'ndakiler ufak böyle, sincaptan biraz büyük sene bir şey. Fare gibi sanki. Ama şeydekiler, Marmara Adası'ndakiler bayağı ana kara tavşanı gibi yani, kocaman. Evet. Çok tavşan gördük ama biliyorsunuz orası da şimdi devlet işletmesinde kotalı bir şey oldu. Oraya parayı bayılıyoruz devletimize. O konuştu. Gidiyoruz. Biz tavşan kotası almamıştık. Ya ben tavşan avını çok sevmiyorum nedense. Güzel bir avcılık yapan arkadaşlarımız da var. Ama ben çok sevmiyorum. Ama nedense. Şimdi yapacağınız olan tavşan avının şekli ve şemaline göre değişebilir. Bir, hı-hı, kuş köpeğiyle yapmış olduğunuz tavşan avı. İki, bekle yapmış olduğunuz tavşan avı. Üç, sürek olarak yapmış olduğunuz tavşan avı. Na hepsi birbirinden farklı, tabii ama çok köpekle mesela. Evet. Çok çok meraklı insanlar var. Kopoyları var. Tabii canım, tavşanlar özel. Hani iş böyle süren maravasın ne başka orada iş. Orada da bir köpek kıyametidir gidiyor yani. Ha, evet, hani iyi köpek şu, yok işte izden mi gidiyor, şöyle evet, mi gidiyor, böyle mi? Ben kopa işini çok terimlerini de anlamam ama. Ya kopayla olan o da ayrı yani. Evet. Şey, o da ayrı yani. Bu arada Karabük Safranbolu'dan selamlar. İsmim Burak, iyi yayınlar. Bir ricam olacak. Avın 7 gün açık olmasını dillendirir misiniz? Zaten hiçbir avcı haftada 3 günden fazla ava gidemez diyor. Zaten bu devamlı arkadaşım, klasik standart, standart bir şey. Herkesin istediği 7 gün olsun. Zaten 3 günde, ama şöyle bir şey var. Ben bunu ilk çıkardığımda, söylediğimde sonra bayağı rağbet görmüştü. Hatta yelkenci arkadaşımın fikridir. Onu da anmış olayım bu arada. Şeydi, dedim ki ben, ya 3 gün olsun hadi. 3 güne de razıydı. Biz onu istediğimiz gün kullanabilelim. Ben efendim gitmiyorum. Cumartesi, pazar gideceğim. Salı günü veya çarşamba günü. Doğru mu? Evet. Yani havanın durumuna göre olmalı diye düşünüyorum. Öyle olsun, 3 gün olsun. Ben razıyım ona. Hava haftanın içinde. Hangi gün gitmedim ben? İstiyorum şu gün. O günü alayım. Tamam, o günüm bitti benim. Ben de takvimi belli bu işin. Yani dünyanın, evet, kullandığı takvimi kullanıyoruz. Evet. Ben de mesela daha evvelki senelerde haftanın her günü serbestken salı günü gidiyordum. Çünkü işimin en az yoğun olduğu gün, evet, perşembe gün gidiyordum. Veyahut da gerçekten havanın tabii, müsait olduğu günler gidiyorduk. Bence de haftanın 3 günü hak verilsin ama avcıya bırakılsın o tercih. Gün. Haftanın gün içinde hangisini o seçsin. Yine devlet avlar, genel avlak uygulaması olsun, kota limitleri olsun. Çünkü neden? Şimdi hani devleti hep eleştiriyoruz da biraz da doğru şeyler de var. Hani bir avlığa atıyorum 80 kişi vermiş, atıyorum 400 kişi vermiş. Yani 80 kişi vermişse orası 110 kişi olunca gerçekten kalabalık oluyor. Evet, zaten bazı şeyler de doğru. Buralarda Rusya'dan Maksim'in izliyorlar. Rusya izliyor şu anda. Selamları var. Bu arada şeyden İsmail, Emir İsmail Doğuş ve İsmet Doğuş Şapkalı.
Tuzla'dan. Bizim şapkalı geçen çocuğunu vermiş. Evet, hiç kaçırmıyor. Soru şeye gelmiş. Ekrem Bey'e selamlar ve iyi yayınlar. Seterlerin bir dakika. Pahalı olmasının sebebi seterlerle program yapan arkadaşların avlanmaktan çok seterlerin reklamını sürekli yapmasından dolayıdır. Saygılarımla diyor. Hı hı. Ya tabii şimdi ticari olarak düşünürseniz reklamı yapan insanlar var. İşte benim mesela program yaparken köpeğe içten bir davranışımı bile insanlar şey olarak algılayabilir. Belki ben de kendimi seyirci yerine koysam desem ki köpeğine sarılıyor, aslanım benim diyor, kaplanım benim diyor. Acaba köpeğe mi? Ya yok öyle bir şey. Şimdi bu benim içimden gerçekten gelerek bir şey. Ben onu her seferinde söyledim. Ben sattıysam 50 tane yavru, 300 tane yavru parası harcadım köpeklere. Onu ama bilmezler. Şimdi çiftliğimde adamım çalışıyor, köpeklerime bakıyor. Benim aylık mama giderim ne, bilmem ne, ne. Bunları üst üste koyduğu zaman ben hep zararda oldum. Bir mesaj da şeyden gelmiş, bunu da okuyalım. Çok hemen mesaj var da. 3 dakikamız var evet. Emin Bey, hemen okuyun. Kaç dakikamız biter. Var? 3 dakika. Ne çabuk geçti ya. Ya ben diyorum evet. Sana. Kadir Çiftçi'den geliyor. Okuyorum. Kadir Çiftçi. Bizim evet. Kadir Bayrampaşa'da. Bir isim şey gelmiyor. Bazen gelmiyor. Arada bir alıyoruz. Bizim Ekrem Bey'e selamlar. Cengiz Bey'e sevgiler. Kadir Başkan'a Ekrem da Ekrem Bey'e selam söylüyor, sana sevgi gösteriyor. Bana bir şey yok. Bana bir şey söylemiyor. Sebep takılıyorsun çocuğa. Yok, bana bir şey yok. Sağ ol Kadir Çiftçi. Evet. Şöyle yazmış. Abi mezhepsel bir durum Şafi. Mezhebinde köpek avı haramdır diyor. Evet, doğru da tamam, ne güzel yaptı, ne güzel. Kadir Başkan'a. Biz de zaten sonuna kadar din, ırk ve mezhep. Tabii saygı duyuyoruz. Saygımız sonsuz. Bu arada ben anlayamadığım için sordum. Tabii canım, hani anlamadığım köpek, bir şey. Köpeğin nasıl davranması gerektiğini mi sordu, yoksa başka şey mi sordu? Onu anlamadım devam. Ben. Balıkesir'den Ali, Sayın Ekrem Hocam, en iyi yavru nasıl seçilir? Bu güzel bir soru. Vallahi bilen varsa hemen bana söylesin de en iyi yavruları ben bulayım, hiç dışarı köpek kaçırmayayım. Son bir tane okuyorum. Şöyle söyleyeyim. Şöyle söyleyeyim. Enteresan bir şey söyle. Çok enteresan, gerçekten enteresan. Çok iyi bu deyip ayırdığımız bir sürü köpek çöp oldu. Ortada kalanlar kimsenin almadığı köpekler, eşimizin, dostumuzun beğenmediği köpekler çok iyi avcı oldu. Şimdi yavruyken 2-2,5 aylık yavrunun sadece kuyruğuna, gözüne, kulağına, osuna, busuna. Yani bana derler yok işte, yok sucuk gezdiriyoruz, şöyle yapıyoruz, bırakıyoruz işte kendi geziyormuş, işte bu çok hakim olurmuş, alfa köpek olurmuş, metalara bilmem nelere girdik. Ben hiç öyle bir şeye inanmıyorum. Her şey eğer fiziki bir problemi yoksa köpeğin, yüreği varsa, beyni varsa 8-10 aylıktan sonra göstermeye başlıyor. Bir kere kaç tane avcının birkaç tane köpeği o yaşa kadar getirme imkanı var? Çok az sayıda insanın. Yavruyu yok öyle kuyruğundan tuttun kaldırdın, damağına baktın, osuna busuna, böyle bir seçim yok. Ben yavru seçerken sadece hoşuma giden yavruyu ayırıyorum kendime. Tabii biraz daha hani basışı, ayak basışı, kendine olan güveni, hani bir şeyden böyle korkak olmaması filan. Acaba avcıya şöyle bir şey önerebilir miyiz? Evet, bir kısa olalım. Bitti program. Memeyi çabuk bulan. Yani en güçlü olanı bir zeka, zeka göstergesidir. Bir hani bir aktiflik göstergesidir. Ama hani o en çok çabuk memeyi bulan köpeğin ben çok iyi avcı olacağına inanmıyorum. Koku yanılıyor olarak, olabilir. Koku olarak fark eder mi? Koku olarak duyuyordur işte hani diğerlerinden, ama yavrular günün 8 saatte uyuyan köpekler zaten. Evet. Birinin uykusu ağırsa duyamadı diye kokusu az değil ki o köpeğin yani. Yok, uyandırdığım vakit. Evet. Bu arada son arkadaşlar daha mesajlarımız çok olduğu için son 2-3 tanesini okuyacağım. Kapatıyoruz. Program bitti. Tam bitti. Şu anda tam iyi akşamlar bitti. Cengiz abi, Emin abi, Av TV programcılarından Abdurrahman Özoğul. Böylece güzel programların devamı diler. Ekrem Karadeniz arkadaşıma da bu tür programlarda katılımlarından dolayı teşekkür ederim dedi. Ve hemen ötekini
Cengiz abi, Av TV, sizlere teşekkür ederim. Gerçekten çok keyifli bir şekilde izledik. Avcılar için güzel, hoş program oldu. Teşekkür ederim, saygılarımla. İsim bazıları yazmıyor. İyi akşamlar. Cengiz Başkanım, Sayın Ekrem Karadeniz, Sayın Emin Esenkova, İzmir'den selamlar. Seyhun Karabulut. Ve tüm dostlar, arkadaşlar teşekkür ediyoruz. Son cümleni alayım Ekrem Bey. Kapanış yapıyoruz, gördün. Çok dedim program, bak yetmedi, daha konuşacağımız ben bir bayağı sürü bayağı uzun demiştim ama, ama işte çok değil, çabuk geçti. İşte canlı yayın maalesef 1 saat 15 dakikamız bitti. İnşallah başka programda bu son cümlelerinizi alalım. Ben böyle bir fırsat verdiğiniz için, ayrıca Emin abiyi de böyle yakından tanıdığım için çok memnun oldum. Sizlere teşekkür ediyorum. Sağ olun kardeşim Ekrem Karadeniz. Evet, Emin Bey, buyur. TV'de yine güzel bir Cengiz Başkan ile gündem programını çok değerli, yıllardır tanıdığımız, ismini duyduğumuz Sayın Ekrem Karadeniz ile bir araya gelmekten ve bu programı beraber hoş sohbet içerisinde yaparaktan, sunmaktan çok büyük keyif aldım. Aslında kendisine soracağım çok soru vardı. İnşallah bacım durur çünkü. Soramadın. İçimde kaldı ama inşallah başka bir program. İnşallah tekrarlarız. Tekrarlarız. İleriki bir tarihte tekrarlarız. Bu cumartesi günü akşam, yani yarın akşam Doğa Yaşam'da Mağara Derneği ile alakalı bir program izleyeceksiniz. Cumartesi akşamları saat 8'de Doğa Yaşam programını izlemeyi İhmal etmeyin. O da güzel programlar oluyor. Gelecek hafta çok hareketli bir programımız olacak. Sayın Hızır Mahmutoğlu ve Senih Yazgan hocamız burada ekranlarda olacak. Onlardan dinleyeceğiz ve ondan sonra güzel yayınlara devam edeceğiz. Evet sayın izleyiciler, bu güzel bir sohbet olduğuna inanıyorum. Siz de keyifle izlediğinizi inanıyorum. Ve bazı tabi zamanımız yetmediği için zaten Ekrem kardeşim diyordu ya abi 1 saat 15 dakika geçer mi falan, kendi işte görünce canlı yayını zaman bile yetmiyor ve Ekrem kardeşime ve Emin Esenkova çok teşekkür ediyoruz ve bir program daha burada sona erdi. Haftaya aynı günde aynı saatte görüşmek üzere, hoşça kalın, sağlıklı kalın.